misiniz? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Kolay gelsin. Merhabalar. Başkanım, hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz başkanım. Ben 2019'da belediye başkan adayı oldum da özellikle batı ilçelerde bazı kara propaganda yapılıyor. Bize oy verilmesin diye. Rakibimize oy verilsin diye. Dediler ki buraya bu adam hizmet yapmaz. Az önce vatandaşın dediği gibi tezgiratlar yapıyorlar. Bu bunları sevmez, buraya hizmet getirmez. O kendi partilerin olduğu mahallelere hizmet yapar. Allah'a kurban olayım bugünleri gösterdi. 5 yıllık belediye başkanıyım. Bana sordukları zaman en fazla nereye gittiğin zaman keyif alıyorsun diyorum ki Muta, Gürnar'a, Anamur'a, Aydınca'ya, Bozyazı'ya, Silifke'ye, Çamlıyayla'ya, Erdemli'ye gittiğim zaman vatandaşların ilgisinden daha çok keyif alıyorum. Niye biliyor musunuz? Şimdi kendi çocuğunuz bisiklet ister, alırsınız rengini beğenmez. Kırın kırın eder. Komşunuzun çocuğuna bir çikolata verin, ömür boyu sizi unutmaz. Değil mi? Şimdi bana oy vermeyenler de aynı şekilde zannettiler ki ben kendilerine hizmet yapmayacağım. Sadece bana oy verenleri evlat olarak göreceğim. Sadece vatandaş olarak göreceğim bir belediye başkanı olarak. Oysa baktılar ki durum böyle değil. Bize de hizmet yapıyor. Onun için ben oralara gittiğim zaman işte o hani komşu çocuğu gibi senden bir şey beklemiyor. Bir şey beklemiyor, oy vermedim diyor. Ama hizmet gördüğü için vallahi köylerin yollarında karşılıyorlar. Bizim belediye başkanımız ayrımcılık yapmaz. Hepimiz insanız. Mersin göçlerle kurulmuş, büyümüş bir kent. Biz bu Türkmen, bu Yörük, bu Alevi, bu Sünni, bu Kürt, bu Türk dediğimiz noktada bu işin altından kalkamayız. Bizim önderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bizim bayrağımız tek, vatanımız da tek. Atatürk şöyle demiş, vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır demiş. Ben vazifemi en iyi yapıyorum. Yolunda kalitelisini yapıyorum. Şimdi buraya bir nakliyeciler sitesi yapıyorum. Orayı herkes için yapıyoruz. Burası tarım kenti, sanayi kenti, üretim kenti. Turlar, kamyonlar geliyor. Üretim yapıyor. Buradan ürünler satılıyor. Üretim yapanın ırkı, dili yok. Biz herkese saygı duyuyoruz. Bu memlekette taş üstüne taş koyana saygı duyuyoruz. Gayet de güzel bir nakliyeciler sitesi yapılmış. Hemen Huzur kentin merkezin batı kısmında. Buralarda hızla gelişecek motorlar. Burada da ticaret canlanacak. İşte organize sanayi bölgesi buraya son derece yakın. Yakın bir tarihte Tarsus'ta Mersin zaten gittikçe artık birleşiyor. Merkezler birleşiyor. Her adım başı bir sanayi tesisi. Bir depo alanı. Bir iş alanı oluyor. Biz yaptığımız çalışmalarla otoban bağlantı yoluna kadar Eski Çukurova Sanayi fabrikanın olduğu bölgeye kadar 1/5000'lik yani belediyeye ait olan imar planlarını tamamladık. Şimdi o planlar Akdeniz Belediyesi'nde bir alt ölçekli planlar çalışılıyor. Artık bu bölgelerde lojistik, depolama, sanayi, küçük sanayi alanları, yeni iş alanları yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Şimdi buradan da bunu belirtmek istiyorum. Her şey sizler için. Her şey benim vatandaşlarım için. Bu kimliği taşıyan herkes bizim yurttaşımızdır. Herkes onurludur. Herkes şereflidir. Her kimlik kendinin onurudur. Biz ayrımcı değiliz. Biz gayrımcı değiliz.
Biz kardeşiz her şeyden önce. Birbirimizi ayırmayacağız. Birbirimizi sahipleneceğiz. Bizim başka vatanımız yok. Bizim çocuklarımızın gidip yaşayacağı başka bir Türkiye yok. Biz bu ülkeye aitiz. Sonuna kadar da buradayız. Sonsuza kadar da buradayız. Ayrım yapmadan koruyacağız. Dönemimiz zor geçim dönemi. Hayat çok pahalandı. Özellikle son 3 yıldır. Pandemideki problemleri hatırlıyorsunuz. İhtiyaç sahibi olmayan insanlar ihtiyaç sahibi oldu. Adam esnaf aslında geçinebiliyor. Geliri de iyi, fena değil. Ama pandemi dolayısıyla evine ekmek götüremedi. Biz bütün yurttaşlarımızın yanında olduk. Deprem oldu. Allah bir daha göstermesin. Sizin büyükşehir belediyeniz, belediye başkanınız 3 saat sonra ekipler oradaydı. Bir gün sonra partimin genel başkanıyla 3 büyükşehir belediye başkanı, ben 4. büyükşehir belediye başkanı bir hafta deprem bölgesinde gezdik. Buradan Mersin'den o bölgeye yardım ulaştırdık. Oradan gelen vatandaşlara otobüslerini gönderdik. Buraya 400 bin yurttaşımız geldi. Hatay'dan geldi. Maraş'tan geldi. Malatya'dan geldi, Adıyaman'dan geldi. Gaziantep'ten geldi. Bu insanları açta açıkta bırakmamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi her türlü imkanını kullandı. Mersin Büyükşehir'e gurur duyabilirsiniz. Türkiye'nin saygın belediyesidir. Bu belediye güçlüdür. Bu belediye vizyonludur. Bu belediye kapsayıcıdır. Bu belediye başkanımız da, bu belediyenin çalışanları da asla ayrımcılık yapmaz. Burada muhtarlarımız var. Evet başkanım. Şimdi vicdanınıza sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Benim eski genel müdürüm burada. Genel sekreterim burada. Daire başkanlarım burada. Bizde çalışma vardır. Hafta sonu, gece, gündüz genel sekreter, belediye başkanı, sade işçi fark etmez. Milletvekilimiz burada. Biz çalışıyoruz. Biz halkın içindeyiz. Sizlere hizmet getirirken sizin mahallenin oranını mı soruyor? Ya da siz başka muhtarlardan böyle bir şikayet aldınız mı? Mersin Büyükşehir Belediyesi mahallelerin verdiği oya göre mi hizmet yapıyor? Yoksa ihtiyaca göre mi? Sayın Başkanım, biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın daire başkanlarından da memnunuz. Başkanım, sizden de memnunuz. Ne zaman aramızda karşımızdasınız? Yani zaman aksayabilir. Biz bir saat ileri bir saat geri olabilir ama özellikle meskiden çok memnunuz. Aşırı memnunuz. Telefonu kapatmamızla birlikte hemen hizmet gelmiş oluyor. Allah razı olsun. Yapalım. Ya ne zaman telefonu kapattı, ne zaman geldi? Allah ya, biz size memnunuz. Allah razı olsun başkanım. Biz de sizden memnunuz. Allah da sizden razı olsun. Bizim en büyük servetimiz bu işte. Yaptığımız hizmetlerden sonra bize teşekkür edilmesi. Memnuniyetin yüksek sesle dile getirilmesi. Başka bir beklentimiz yok. Oy verirsiniz, vermezsiniz. Hepiniz yurttaşımızsınız. Hepimiz kardeşimizsiniz. Biz oy vermediniz diye vatandaşımıza gönül koymayız. Herkesin siyasi görüşüne katılırız, katılmayız ama vatandaşlığına saygı duyarız. Onların talebine saygı duyarız. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Biz dağlık bölgelere çok hizmet yapıyoruz. Yörük bölgelere çok hizmet yapıyoruz. Şimdi yörüklere sorun bakayım, dağlık bölgelerde. Bu hayvancılık projeleri var. Biz her yıl 60 aileye 25 küçük baş hayvan veriyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Sizin yörükler alıyor bunu. Gideceksiniz köylere, muhtarlarla işbirliği yapacaksınız. Bu işi kim yapabilir? Ona bir işletme kuracaksınız. 25 hayvan. Bir yıllık yem, veteriner hizmetleri. Zaten bedava alıyoruz. Veterinerler odası destek veriyor. İlacını, bir yıl aşısını,
yapacaksınız. Sonra hayvanları yavrulayacak, 2 yıl içerisinde 25 hayvan alacaksınız, bir başkasına vereceksiniz. Şimdi 5. yılını tamamladık, bakanlığa örnek olacak bir proje. 4 yılda toplam 6000 küçük baş dağıttık, 40 geçici. İvesi koyun, Güney Karaman bölgesine göre bunları dağıttık. Sulama borusu dağıttık. Her yıl 100 kilometre. Pandemi yılında aksadık. Şu ana kadar 300 kilometre yakın sulama borusu desteği yaptık. Yine yukarı köylere yaptık. Ovanın sulama borusuna ihtiyacı yok. Zaten araziler tesviyeli akıyor. Ama oraya yaptık. Fide fidan desteği yaptık. Zeytin boylama makinesinden dal parçalama makinesine kadar ziraat odaları vasıtasıyla, birlikler vasıtasıyla desteklerini gönderdik. Her isteyen muhtarıma kırsal mahallelerde, köylerde kadınlarımız için hamur yoğurma makinesi gönderdik. Dedik ki her köyün bir hakkı var. Köyün odasında kalacak, muhtarın yanında kalacak, isteyen kadın gelecek hamurunu orada yoğuracak. Bacım gecenin 3'ünde 4'ünde kalkmaya ihtiyacım var. Bunu da oralara yaptık. Şimdi ovaya da yaptık, sahile de yaptık. Anamur'a da aynı kalitede hizmet. Benim doğduğum memleketim Tarsus'a da aynı kalitede hizmet. Çamlıyayla'ya da aynı kalitede hizmet. Biz böyle çalışıyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Bu anlayışımızı da devam ettireceğiz. Ben eminim. Vatandaşımdan, Mersinli hemşerimden eminim. Mersinli hemşerim emeğe saygılıdır. Ahta vefayı bilir. Doğruyu eğriyi bilir. Ben inanıyorum. Ben güveniyorum. Parti ayrımı yapmadan sandık başına gidecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Vahap Seçer'e oy verecek. Tarsus'tan da eminim. Tarsus'tan da eminim. Gidecek sandığa. Tarsus Belediyesi'nde Ali Boltacay verecek. Biliyor ki Mersin Büyükşehir Belediyesi ile artık Tarsus Belediyesi daha hızlı hizmetler, daha güzel hizmetler yapacak. Başkanım Ali Bey, Ali Özdemir. Gençler merhabalar. Başkanım hoş geldiniz. Başkan. Yorulmasın olsun iyi de. Sağ ol, sağ ol. Başkanım. Sağ ol. Sağ sistemde genel anlamda burada su çıkma sorunu vardı yüksek katlara. O sorun çözüldü. Evet. Şimdi kanalizasyon çalışmaları başlayacak. Şantiye kuruldu. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yaklaşık olarak 1,5 yıl. 1,5 yıl içerisinde Atalar, Köselerli, Özel Bahşiş, Çataltepe, Eski Yeşiltepe, diğer mahallesi Yeşilkuyu, bütün bu güzergahı artık böyle foseptik, vidanjör, taşlı bu dertler bitiyor. Kanalizasyon sistemimiz yapılıyor. 1,5 yıl içinde inşaat. Bu bölgede kanalizasyon sorunu tarihe karışacak. Şimdi onun da kısmi müjdesini vereyim. Biraz zamanımız alacak. Biz Pamuklu devreye aldığımız zaman artık tüm Tarsus Ova'ya Berdan suyunu vereceğiz. Şimdi anca yetiyor bize. Mersin merkezin %85'ini biz Tarsus'tan alıyoruz. Elektrik enerjisiyle. Biz şu anda arıtmanın ihalesine çıkıyoruz. Oturun lütfen. 80 milyon avro. Yani 2,5 milyar lira. Bunun 56 milyon avrosunu, yani 1 milyar 700 milyonluk kısmını hibe bulduk. Bize deprem fonundan Avrupa Bankası verdi. 1 milyar 700 milyonu veriyor bize, almıyor geri. Türkiye'nin 5. 6. bütçesi zengin, güçlü, aklı yerinde, çalışanları işi biliyor, çalışkan,
Başkanları da fena değil, çalışıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Adam daha ne yapsın bu Mersin'de? Bitmiyoruz. Daha ne yapsın? Yapmadığımız bir şey var mı? Onu da yapalım. Her türlü imkanı kullanıyoruz. Allah biliyor. Biz rahatız. Onun için de ağzımız dolu dolu konuşuyoruz. Daha güzel işler olacak ikinci beş yılda. Zorlukları aştık. İlk beş yıl gerçekten çok çile çektik. Çok. Şimdi kasa düzene girdi. Hiçbir sorun yok. Herkes bizde iş yapıyor. Zaten yapıyordu. Bizim sözümüzün sağlam olduğunu yüklenici firmalar biliyor. Ödeyemeyeceğimiz hiçbir işin altına girmedi. Güzel bir yönetim sergiledi. Bunu ağzım dolu dolu gururla söylüyorum. Çünkü Türkiye'nin saygın belediyelerinden bir tanesidir Mersin Büyükşehir. İkinci beş yılda hizmet katlanarak devam edecek. Neyse ki Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz var. Hepiniz biliyorsunuz ki Vahap Başkanımız 5 yıldır Mersin'de Türkiye'ye örnek olacak bir sosyal belediyecilik gerçekleştiriyor. Yaptığı hizmetlerle, sizlerle yapmış olduğu çalışmalarla Türkiye'nin tarihine geçebilecek çok güzel çalışmaları var. Çiftçisini, işçisini, emeklisini, kadınını, gencini, yaşlısını hiç kimseyi unutmadan her birinin sorununu kendi derdi olarak gören bir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Mersin'in Anamur'dan Yenice'ye her yerde göğsümüzü dik, başımızı, alnımızı açık, başımızı dik gezdiren Büyükşehir Belediye Başkanımızla huzurlarınızda bir teşekkürü borç biliyorum. Bugün burada yaklaşık 3100 metrelik bir asfalt çalışması gerçekleştirildi. Tabii ki belediyeler her zaman mikroorganizma gibidir. Her zaman yeni bir yenilik yapmak gerekir. Tabii ki bu yaptık bitti diye bir şey yok. Yeni yapacağımız hizmetlerle de, yeni yapacağımız projelerle de Mersin'de Vahap Seçer Başkanımızla, Tarsus'ta da Ali Boltaş'ta yola devam edeceğiz inşallah. Ben hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım, bizim Köselerli mahallemizde çalışmalar oldu. Tabii ki çalışmalar süre alıyor, zaman alıyor. Bunların bir kısmını yaptınız. Teşekkür ederim vatandaşlarımızın huzurunda. Onun dışında da başkanım, içme suyu şebekesinin değişimiyle alakalı ben Önder Müdürümüzle görüştüm. Önder Müdürümüz de sağ olsun yani duyarsız kalmadı. Mahallemizi dörde böldü. Dörde bölüp kısım kısım içme suyu şebekelerini değiştireceğiz. Tekrardan burada yaşlı vatandaşlarımız evde yalnız kalıyor. Yeme içme sorun oluyor. Mahalle mutfağını zaten sizinle paylaştım. Onun da yapılacağını sözünü verdiniz. Kendim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı size teşekkür ediyorum.